Herkese merhaba. Arkamda Salih Karavan olarak üretmiş olduğumuz 3 tane farklı karavan modeli görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi dünyada ilk defa Fiat Scudo şasesi kullanılarak üretilmiş olan ve toplam uzunluğu 5 metre 90 santim olan Arkovenli motokaravan kabini Van Hero'yu görüyorsunuz. Hemen onun yanında Volkswagen Transporter'ı kullanarak pop-up davanı üretmiş olduğumuz bir minivan var. Ve hemen yanımda da senelerde üretmiş olduğumuz panel van içi dizayn olarak da adlandırılan Camper Van Syrian Vanus modelimizi görüyorsunuz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni mini camper van modelimiz olan Warmer'ı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bize çok sorulan, sıkça talep edilen Volkswagen Transporter'ın kısa şasesini kullandık. Talebiniz olursa değişiklik yaparak bunun uzun şasesini ya da farklı markaların yine uzun ya da kısa şaselerini kullanabiliriz. Eğer uzun şase kullanırsak da birazdan için inceleyeceğiz. Bunda banyo ve tuvalet kabini yok. Ama uzun şase tercih ederseniz bunu yapabiliyoruz, bunu sağlayabiliyoruz. Pop-up tavanı görüyorsunuz. Bu arada biz turkuaz olarak ilerledik. Yani yarı beyaz, yarı turkuaz. Siz bu renkte farklı tercihler yapabilirsiniz. Yani rengi değiştirebilirsiniz. Boyata da bilirsiniz. Kaplama da yapabilirsiniz. Biz gördüğünüz gibi turkuaz tercih ettik. Modelde pop-up tavanı görüyorsunuz. Hemen yanımda yine Volkswagen Transporter'a uygun bir tente var, ithal tentemiz var. Arkaya doğru gelebilirsiniz. Burada yine pop-up tavanın üzerine koyduğumuz güneş panel sistemini görüyorsunuz. Bu kısımda sürgülü kapakla erişebileceğiniz bir depolama alanı. Yine birçok yerde akülere erişim sağlayabiliyorsunuz. Yine depolama alanı var. Buradan da inceleyebilirsiniz. Ben şu an erişemiyorum ama içeriden yine görebilirsiniz. Şöyle göstermeye çalışayım. Yine burada bir depolama alanınız mevcut. Sürgülü kapaklı. Yerde bir ray görüyorsunuz. Standart modelimize ray bulunmuyor. Yine yatak olan bir alanımız var ama biz bu modeli yine Karavan Salonu Düsseldorf'ta ilk defa sergilediğimiz için burada özel olarak raylar kullandık. Tamamen öne arkaya çekilip rahatlıkla o konforu sağlayabiliyorsunuz kendinize. Yatak da bu sayede daha rahat yapabilirsiniz. Size bağlı olarak bir takım değişiklikler yapabiliyorsunuz. Hemen yanımda yine kapaklı bir 220 volt şebeke girişi görüyorsunuz. Dış duş görüyorsunuz ve kilitli su deposunun girişini görüyorsunuz. Pop-up tavanı yine buradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz birlikte karavanımızın içini görelim. Sürgülü kapımızı açıyoruz. Burada az önce dışarıdan da gördük arka kapağı açtığımız zaman öne doğru gelmiş bir yatak alanımız var. Hem koltuk hem yatak. Dediğim gibi raylar bu sizin tasarımı sizin uygulamanıza elverişli oluyor. Burada yatak, yani oturma grubu buraya kadar gelmesinin sebebi şu an masa alanı olması. Bu masayı buradan kaldırıyoruz. O kalkınca hem mutfağa erişim, pop-up tavanı da açtıktan sonra mutfağa erişim sağlanıyor. Mutfakta iki gözlü diyelim cam kapağımız var. Hem ocak hem ev yemeğimiz mevcut. Üst dolaplarımız var. Biz bulabildiğimiz her yere dolap koyup bir alan sağlamaya çalışıyoruz. Camımız mevcut orada. Yine sürgülü camımız var. Ve storumuz mevcut orada. Dilerseniz stor ve sineklikle kapatabiliyorsunuz orayı. Koltuğumuz geriye doğru gittiği zaman bu alan tamamen size kalmış oluyor. Yine çekmecelerimiz var. Mutfak altı çekmecemiz ve mutfak altı dolabımız var.
Buzdolabımız bunda bir tık daha küçük ve yine 12 volt buzdolabı. 42 litre 42 litrelik bir İtalyan buzdolabımız kullanılmıştır burada. Öndeki koltuklarımız, onu da belirteyim. Öndeki koltuklarımız arkaya dönüp bu arkadaki oturma grubuna katılabiliyor. Ve aynı zamanda şuradan da görebiliyorsunuz, içeride mazotlu ısıtıcımız mevcut. Isınmayı bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Şu an aracın içerisinde pop-up tavanın yanındayım. Pop-up tavan, çift kişilik pop-up tavan daha doğrusu, yukarıya doğru piston aracılığıyla çok rahat indirip kaldırabiliyorsunuz. Ben kendim indirip kaldırdım. Pop-up tavandaki yatağımıza çıkabilmek için bu yanlarımda görmüş olduğunuz koltukları kullanabilirsiniz. Çadırda belli yerlerde havalandırma alanları var, yine sineklikli. Sadece bunları açıp da havalandırmayı sağlayabilir ya da komple çadırı açarak istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz bu alanı. Yukarıda çift kişilik yatağımız var, pop-up tavanda dedik. Altta da çift kişilik, toplamda 4 kişilik yataklı yeni mini camper van serimiz oluyor, Warmer. Warmer ile alakalı eklemek istediğim son şey temiz su deposu ve kirli su deposu. Modele göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 50 litrelik temiz su deposu, yine şaseyi kullanarak üretim yaptığımız için yaklaşık da 35 litrelik, 25-35 arasında da kirli su depomuz bulunuyor. Dediğim gibi modele göre değişiklik gösterebiliyor. Yeni mini camper van modelimiz olan Warmer ile alakalı anlatacaklarımız bunlar. Modelle alakalı sorularınız olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ya da bizimle diğer sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçebilirsiniz. Ya da bizleri direkt arayabilirsiniz. Yeni videolar eklemeye devam edeceğiz. Bu videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.